ciddi de ağırlığı vardı. Ondan sonra da işte kendi gazetelerimizi çıkardık. Değişim Gazetesi, Fonter'in sahibiyim, Değişim Gazetesi'nin imtiyaz sahibiyim. Şu anda da o zaman 70'li yıllarda bir arkadaşımız olan, şu anda vekil olan Tülay Kaynarca'nın eşi, rahmetli şey, Yavuz Kaynarca Bey ile birlikte bir de bir arkadaşımız daha var bizimle beraber. Ulusal bir gazetemiz var. Harbi Gazete diye onu çıkartıyoruz. Orada sorumlu yazıcıları yapıyoruz. İnternet sitemiz var. İşte arkadaşlarımızla birlikte Silivri'de bir şeyler yapma gayreti içindeyiz. İşte birlik beraberlik olup Silivri'ye daha iyi nasıl hizmet edebiliriz? İşte artık gerçi yerel gazetecilikte tarihe karıştı internetin çıkmasıyla birlikte. Habere girdiğinizde yaptığınız haberin kaç tane yurt dışından okunduğunu, hangi ülkelerden kaç tane okunduğunu görüyorsunuz. Yani aslında yerel gazeteci diye bir şey de kalmadı internet sitesiyle birlikte. O eskiden hakikaten internet sitesi olmadan önce öyleydi. Yani şimdi yaptığınız her haber her yerden okunabiliyor. Hızla da bu iş internete kayıyor. Yani yazılı basın. Şimdi tirajlar siz de daha iyi biliyorsunuz hocam. Yani tereciye terez atmak olmaz ama şu anda resmi satılan gazete sayısı 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon civarı ama her yer yani, dolayısıyla ben hiç unutmuyorum. Okullardan biri Bitlis'ten miydi? İşte Van'dan bir hatırlamıyorum. Bir pazar günü beni aradı. Dedi ki, ya ben her gün gazeteye para verip alıyorum gazeteyi. Geçen gün bir gazete geç geldi. Açtım internete baktım. Dedi ki, ya sizin pazar günü yaptığınız söyleşiler, yazarların yazıları, haberleriniz hepsi orada var zaten. Orada bize bedava veriyorsunuz. Burada da para veriyorsunuz. Niye ben para vereyim ki falan yaptı adam. Üstelik bir gazetede geç geliyor buraya dedi yani. Şahlı bir insan yani. Dolayısıyla yani bizim hem tabii insanların gündem haberlerini çektiğini yani görmemiz gerekiyor. Hem de tabii basın gazeteyle internet mecrasında farklılaşması gerekiyor. Bu farklılaşma konusu mesela hani dedik ya işte tirajlar azalıyor. Mesela Almanya'da geçen yıl iki gazetenin basın gazete tirajı artık Hindistan'da arttı. Neden bu yerelleşme, farklılaşma? İnternet tabii. Farklı, güzel haber ya da bir haberin orada haberi veriyor, burada araştırması yapıyor, dosyalar veriyor. Tabii. Dolayısıyla hani gazete alan başka bir şey okuyor, internet alan başka bir şey okuyor. Yani ikisini farklılaştırıyor. Ya işte önceki yıllarda bizim medyada, biz sadece biz demeyiz zaten, dünyanın en çok tartışan kavramlar bunlar aslında. Farklılaşma, yerelleşme. Bunlar çok önemli. Yani siz yerelleşmeyi gerçekten sağlayıp yerelden evrensel edip ciddi bir şekilde seslenebilirsiniz, çok güçlü müsünüz? Yani o zaman böyle yeni yetmeler falan gelemez mi buradan kolay kolay da? Gücümüz sıcağı değil şu anda. Bununla ilgili şimdi internet basıcının diğer bir avantajı da şu hocam, yani basılı yayın organına göre. Yani gazeteniz günlük dahi olsa, şimdi günlük gazetenin matbaaya gittiği süreci en geç 5'te 6'da matbaaya göndermek zorundasınız. Ama ondan sonra öyle gelişiyor ki olaylar. 3 kere, 4 kere o haber mesela değişebiliyor, gelişebiliyor. İnternet sitesinde dakikada onları verebiliyorsunuz. Yarın gazeteye çıktığında olayın seri çok farklı olabiliyor. Ama internet buna imkan sunuyor. Onun için biraz daha internet şu anda önde gidiyor yani basılı yayınlar. Evet, yani işte biz bunu şey, günlük haberle anlık haber yarıştırıyoruz. İşte şey basılı yayın sizin işte söylediğiniz gibi detay, özel şeyler olursa onlar tabii ki çok daha dikkat çekiyor, okunuyor. İnternet sitesinde onu yapamıyorsunuz. İnternet sitesindeki haberin amacı bir, en hızlı bir şekilde haberi insanlara duyurmak. Orada detaya giremiyorsunuz. Ama yazılı basında şey yorum yapabiliyorsunuz. Köşe yazarı var. O daha farklı. Evet, orada tabii anlık haberin bir avantajı. Hızlı verebilmeniz, yeni gelişmeleri hemen ekleyebilmeniz, duyurabilmeniz, insanları hemen iletebilmeniz. Ama bir dezavantajı var. Yalan haber. Yanlış haber. Tabii sosyal medya. Yani gerçeklik, doğruluk bu sefer hıza kurban ediyor. Bir anda bir insanın resmi evet. Veziyor, vezir de alabiliyor yani. Evet, yani biz gazetecilerin, geleneksel gazetecilerin diyeyim.
Tam kıza eyvallah, anlık haber verelim ama anlık haber verirken de o yine de bizim mesleğimizin genel yani doğumluk ve gerçeklik araştırmasına vazgeçmememiz lazım. Şimdi biz genel gazeteciler olarak burada insanlarla her gün yüz yüzeyiz. Yani biz yalan haber yapma şansımız ya da işte işi abartma şansımız, olayları başka tarafa çekme şansımız yok. Ama İstanbul'daki bir adam, İstanbul'daki bir muhabir ya da Ankara'daki bir muhabir buradaki haberi alıp farklı bir şekilde verebiliyor. Çünkü ne buradaki o haberle ilgili insanları görebiliyor, ne tanıyabiliyor, bir daha karşılaşıyor. Oradan yerine bakar. Tabii evet yani ama biz buradan yaptığımız zaman haberin kaynağında olduğumuz için zaten haberi birebir de yaşadığımız için, gördüğümüz için yerel gazetecilerin yaptığı haberlerin %90'ını genelde oluyor, doğru oluyor. Ama yerel haberi eğer Silivri'deki bir haberi adam Ankara'dan, İstanbul'dan duyumlara göre, işte şeye göre yaparsa o istediği kadar abartabiliyor onu. Yani öyle bir şeyi de var. Yerel gazetecinin öyle bir görevi de var. Öyle bir hakikaten faydası da var gazeteciler. Aynen. Yani eskiden bir yerde bir gazetede bir şey yazıyordu, sayfadan lastik kaybolup gidiyordu, şimdi öyle değil. Yani Silivri'de şöyle bir şey oldu, yalan bir şey yazdı. Siz buradan sosyal medyaya itiraz ettiğinizde bile ben de tüm gazeteleri yöneticileri, kamuoyu öğreniyor anında o yalan yazdı. Anında yani evet. Yalan yüzüne vurulabiliyor. Onun yani eski oranla merkezde çalışan gazetecilerin genel bir böyle şeyler yapma ihtimali şansları da azaldı. Ama var yani şimdi tabii var yani. Çok mesela çok ciddi gazeteler, isim vermedim ama burada bir kavga olayı orada bir okursunuz ki yani kavgaya karışan adam ismi orada yazılan adam kavga yapılan yerde dahi yok ama orada başrol o isim başrol oyuncusuymuş gibi sunulabiliyor ve bu ulusal basında manşet oluyor yani. Allah'tan Silivri'deki arkadaşlar takip ettiler herkes. Kimisi telefonla, kimisi bizzat bilerek. Ama ulusal televizyon kanallarına baktığımızda sanki Kocaköy'ü karantinaya almışlar. Herkes şarmonla esnafın kepeği kapatacak duruma getirdiler. Biz burada onun mücadelesine verdik basın mensubu arkadaşlarımızla. Silivri kötü reklamı da oluyor bu arada. Tabii yani beni İzmir'den arkadaşım oluyor, diyor ki Silivri'de et de yiyemeyeceğiz. Aslında öyle bir şey yok yani. Gelirken ben de öyle istiyorum. Ben habere baktım ama yani küçük bir yerde olduğunu gördüm diye bir şey de yaptım. Hocam şimdi internet medyasında da önemli bir faktör var. Haberin resmi ve başlığı. Biz bir resmi alıp topuğun altına yazı yazdığımızda okunulduğu belli oluyor. Evet. Ama açıklayıcı bir yazıyla başlık yaptığımızda çok farklı oluyor. Mesela biz, yani. Tabii bir inek resmi koyup da Silivri'de şarbon paniği yazdığımızda haber atıyorum 2000 okunuyorsa oraya güzel bir yazıyla son dakika diye bir yazıyla yapıştırıp yaptığımız zaman bu 10 binlere 20 binlere kadar çıkabiliyor. Yani internet medyacılığında görsel çok önemli. Doğru, ben size bir yorum yapayım. Türkiye'de biliyorsunuz paparazzi programları vardı. Evet, evet. Neydi? Televole'de. Evet. Niye şimdi yok? Yani Türkiye'de magazin yok mu şimdi? Var. Var. En çok reytingi var. Ama yok ama reyting almıyorlar çoklar. Niye? Mesela yani ben şunu düşünüyorum, orada işin o kadar suyunu çıkarttılar ki sonunda millet de doygu çıksın geldi yani. Ne oluyor? Şimdi bizim gazetecilikte başlık dediğimiz şey nedir? Prensip olarak yani hepimizin kabul ettiği. İçeriği çarpıcı biçimde yansıtan kısa, öz, mesaj yani işin özü bu değil mi? Şimdi siz bunu daha çok okunsun diye flash son dakika, acaba mı işte böyle bir şey görmediniz, asla olmadı falan vesaire işte böyle bir takım sözcük oyunları yaptığın zaman ne oluyor? İnsanlar okuyorlar. Tamam, ama bir süre sonra ne oluyor? Bu sefer o aşmaya başlıyor. Bir süre sonra sıralan bir hale geliyor. Evet, sıralanlaşıyor. Ya insanlarda kandırılmış duygusu var mı? Çok önemli. O kandırılmış duygusu, özellikle bizimkiler de yapıyorlar sağ olsunlar. Üyeliğinde çok yapılıyor. Onlar da konuşuyor. Kandırılmışlık duygusu o kadar yerleşiyor ki bu sefer çok önemli bir şey yaptığınızda bile bakmamaya başlıyor. Ve ben şunu söylemek istiyorum. Televole örneğin onun için verdim. Bir süre sonra bu dediğiniz şey doygunluk noktasına gelecek bir anı yapıyor. Bir ama doygunluk noktasına geldiğinde biz de yıpranmış olacağız. Evet. Onun da olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi mesela dikkat ediyor musun? NTV, internet sitesi nasıl reklam yapıyor? Dikkat ettiniz mi? Kandırmaca yok, ağlama yok. Evet. Bak doğru başlık, içeriği yansıtan başlık falan diye reklam yapıyorlar.
ve artmaya başladılar. Neden? Çünkü hakikaten okul artık bunu istiyor. Beni kandırma diyor. Yani bizim spor değil diyor. Bilmem Negro transferi tamam diye başlatıyor. Mesela açıyorsunuz, yok öyle bir şey ya, başka bir şey diyor. Ya diyor Fenerbahçe'de işte ünlü oyuncu sakatlandı diyor. Bir açıyorsun ya da işte Fenerbahçe'de oyuncu sakatlandı. İşte bisiklet takımından ya da bilmem ne takımından bir tane haber çıkıyor yani. Son dakika, tekrar bir oyuncudan. Ama gün kısmına koymuşlar. Telefon patlıyor. Ben ne yazdım? Silivri Kipa'da patlama diye yazdım. İzmir'den aradılar, Ankara'dan aradılar. Dedim hani cep telefonu patlıyor. Soru yazmamışsınız. Haberin içine girerseniz. Tamam, ben size iki önce. Kimse gitmemiş bir de Kipa'ya. Esenboğa yakınında yangın. Esenboğa'da yangın yapmışlar bizimki internette. Bir açıyorsun, İsyanba yakınındaki tarlalı yandım. Başka bir şey değil yani. Ama daha vahim bir şey söyleyeyim. Hadi bu basit bir şey. Biz Hürriyet internet sitesinde bir haber yapıldı. Haberin başlığı şu, işte bu referandum yeni olmuş, Tayyip Erdoğan yeni seçilmiş bir devletiyle malum. Ondan işte bir süre sonraydı, başlık atmışlar. %50 ile seçilen başkan nokta nokta. Allah Allah, %50 ile seçilen kim? Tayyip Erdoğan. Hmm. Türkiye'li bir şey oldu sanıyorsunuz falan. Sonra bir bakıyorsunuz, aslında Mursi, Mısır var. Evet. Ama başka ne Mursi fotoğrafı var, ne Mısır var, bir şey yok. Ama aklına kötü sanıyor. Ama sonra sonuçta Tayyip Erdoğan bayağı tepki gösterdi, kavga gürültü oldu falan. Şimdi Tayyip Erdoğan ne derse değil, adam haklı yani. Tabii canım, kesinlikle. Ha var mı? %50 ile seçilen başkanı idam kararı falan. İdam kararı. Almıştı. Daha beterler hastalığı geçtiğimiz yıl. Cüneyt Arkın'ın o bir önceki hastalığı falan evet. Gündemde evet. Yokken Cüneyt Arkın'ın fotoğrafını koymuşlar bir internetinize. Ünlü oyuncu vefat etti. Şimdi ilk hafta gelen Cüneyt Arkın öldü mü? Tıklıyoruz. Hindistan'da bilmem geri öldüğünü yazıyoruz. Peki o fotoğraf ne arıyor? Hani başlıktaki kelime oyunu anlıyorum. Cüneyt Arkın'ın fotoğrafı. İşte bak sen net konuşun abi, düşün yani. Tabii ki tamam. Bundan sonra belki biraz daha okuyucu kitlesinde biraz değişim oldu gibi de geliyor bana. Yani o eski Hürriyet'in imajı biraz sarsıldı gibi. Yani insanlarda bir ön yargı oluştu. Ha, bu ile biliyorsunuz bir toplum çok ön yargılı bir toplum. Hemen bir şey yafta yapıştırıyor. Öyle olur mu olmaz mı ayrı bir şey ama Hürriyet'in gerçekten yıllarca o kimliği muhafaza etmiştir. Hani Hürriyet yazarsa doğru yazar, işte bunda dediğiniz gibi hata olsa bile orada art niyet aranmaz. Yani mutlaka bir yanlışlık olmuştur diye. Şimdi siz de çok eskisiniz, biz de çok eskiyiz. Yani arkadaşlarımızın birçoğu yeni. Biz 90'lı yıllardan önce, bizim mesela Agas'ta yer, Agas arşivim var. Altımız manşetlere bakıyorum, siyasilerle ilgili, işte spor kulübü başkanlarıyla ilgili, antrenörlerle ilgili. İnanın şu anda onların attığımız o başlıkların %10'u kadar sert bir başlık atsak ya da eleştirici bir başlık atsak adam bize 100 sene konuşmaz. Önceden insanlar daha hoşgörülüydü ama insanın işte siyasi de olsa ya da işte dernek başkanı da olsa, kulüp başkanı da olsa hatasını da yazıyorduk. Sevabını da yazıyorduk, hepsini yazıyorduk. O zaman insanlar diyordu ki arkadaş, ya ben burada yanlış bir şey yazıldıysa demek ki burada bir haklılık payı var. Ondan ders çıkarıyordu. Şimdi belli bir süreden sonra Türkiye'de medyada farklılaştı artık. Yani taraf olundu. Yani eskiden işte hem isim hem kötüsünü değil yazmıyorlar şimdi. Bir taraf hep iyi yazıyor, bir taraf hep kötü yazıyor. Şimdi ortada şey kalmadı. Hürriyet'in o şeyi, o modeli, tipi gazeteler kalmadı yani Türkiye'de. Yerelde mi bu böyle? Öyle. Yani şöyle bak, Hürriyet gazetesi işte satıştan yeni rengörünün satın almasından önce 298 bin civarındaydı. 298, 90 bin üzerindeyim. Şimdi son geçen hafta 260 bin civarında. Ben bana gelen eleştirilerden de şunu görüyorum. Hürriyet okulunun bir kısmı tepki gösterdi, yok bıraktı tepki. Hürriyet bağımsızlığı kaybı. Ama okulların... Kaybetmeden öyle bir hislerim var yani. Kaybet yani, devre öne geçmesiyle bağımsızlığı. Şimdi geldi aslında bağımsızlık, aralık devam ediyor.